Bunu bir Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanının, meclis üyesinin de dile getirmesi takdire şayan gerçekten. Gübre konusu Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Aslında bütün tarımsal girdiler. İşte temel tarımsal girdiler nelerdir? Ana hatlarıyla akaryakıttır, zirai ilaçtır, gübredir, tohumdur. Bir de kullanıyorsa tarım elektriğidir. Gerçekten demek ki bir sorun var ki destek talep ediliyor bizden. Bu sorunu bir iktidar meclis üyesinin tespit etmesi çok önemlidir, çok değerlidir. Kendisini kutluyorum öncelikle. Ana lokomotif tarım politikalarını yönlendiren onlar, çok devasa bütçesi var ve inanılmaz bir mekanizma, bir yapı Tarım Bakanlığı. Türkiye'nin en zor bakanlıklarından biridir. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü tarımın sadece ekonomik yönü yoktur, sosyal yönü vardır. Yanlış iş yaparsınız, sosyal patlamaya neden olur. İşte açlık olur, gıda yoksunluğu olur ya da işsizlik olur. Ben beraber hepsini, tarım derken hepsini beraber görüyorum. Yani bitkisel üretim, hayvansal üretim, gıda, hepsi bunun içerisinde. Çok temel gübrelere baktım. Örneğin amonyum sülfat, tüm şeyciler bilir, limoncular bilir, narenciyeciler bilir. Amonyum sülfat kullanır işte Haziran'da, Temmuz'da. %274 atmış bir yılda. Üre artmış %203. DAP dedikleri diamonyum fosfat gübresi %186 artmış. Amonyum nitrat gübresi, nitratlı gübre %165. 20-20 kompoze gübre, bunun yanında diğer NPK 3-15 %146 gibi muazzam artışlar. Gel de Sayın Gül'te hak verme bu artışlardan sonra. Şimdi mazot %354 atmış. 6.51'den 23.06'ya çıkmış. Şimdi hal böyle olunca tabii ki bu yıl daha farklı bakmamız gerektiğini ben de düşündüm. Bütçemize baktım. Tarım dairemizin bütçesi 2020 yılında 18 milyon liraydı. 2021'de 25 milyon liraya çıkarmışız. Bu yılda 32 milyon liraya çıkardı. Biz daha biliyorsunuz ek bütçe de yapmadık. Onu da yapacağız. Demek ki tarımı Mersin Büyükşehir Belediyesi mevcut bütçemizi düşündüğünüz zaman fena olmayan bir bütçe ayırıyor. Baktım sadece Akdeniz ilçesine geçen yıl verdiğimiz destek ne kadardır diye 2.259.000 lira, toplam 25 milyon bütçenin yaklaşık %10'unu sadece Akdeniz ilçesine vermişiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi geçen yıl organik gübre desteği de yapmış. Organik tarım projesi kapsamında 250 kilogram olmak üzere 25 ton fermente edilmiş çiftlik gübresi dağıtımı gerçekleştirmişiz. 100 üreticimize. Yine bu yılda 100 üreticiye yine aynı şekilde bu proje devam ettirilecek. Ayrıca biz mikrobiyal gübre dağıtımı da gerçekleştirmişiz. Örtü altı üretimi için. Orada da 200 üreticiye 3 litre her bir üreticiye destek sağlamışız. Bu projede bu yılda devam ettirilecek. Ama bizim sadece desteğimiz bununla sınırlı kalmıyor. Birçok konuda bizim desteklerimiz var. Hayvancılık projelerimiz var. Ben biraz da ziraatçı olduğum için dedim ki ya devletin desteği ne durumda? Onu da bir bakalım dedim. 2019 yılında 16 milyar lira destek vermiş merkezi hükümet. 22 milyar lira 2020'de, 23 milyar lira da 2021 yılında vermiş. Buraya kadar tamam da bir hesap yaptım. Şu anda Türk çiftçisine 107 milyar lira borcu var devlet. Neden? Tarım Kanunu 21. madde. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Ben baktım gayri safi milli hasılaları aldım. 2019'da 4 trilyon 320 milyar. 2020'de 5 trilyon 47 milyar. 2021'de 7 trilyon 588 milyar. %1'lerini aldım. Ödeneni düştüm. 61 milyar ödenmiş. Oysa 168 milyar ödenmesi gerekiyormuş. Demek ki 107 milyar da oradan
aslında yasa gereği merkezi hükümetinde tarıma destek vermesi gerekiyor. Mümkün olan en fazla desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar da yapmıştık zaten bunları. Bahsettiğiniz düzenli katı atık tesisinin yeri Orman Bakanlığı'ndan tahsis yapılmış. Bizim idaremizden kaynaklı olmayan nedenlerden yatırım gecikmiş. Mahkemelik olmuş. Orada bazı çalışmalar yapmış Orman Bakanlığı. Biz de bunu tespit ettik. Kendileriyle de temas o zaman kurulamamış. Konuya siz de hakimsiniz, ben de hakimim. Bu konuyu çözmek durumundayız. Yoksa biz zaten bir kredi kaçmış, hatta hibe gitmiş. 22 milyon avro hibe gitmiş zamanında kullanılamayınca. Biz bir JICA şu anda tesis ettik. Yani bir kredi bulduk. O konuda sizin de bilginiz var. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bütün kurumlar nezdinde bunun görüşmelerini yapabiliriz. Önümüzdeki haftalarda zaten yeni Tarım Bakanımızla bir görüşmemiz olması gerekiyor. Çünkü bizim Pamukluk Barajı ile ilgili de şu anda arzu etmediğimiz bir karar almış DSİ. O konuyu görüşmemiz gerekiyor. Benim böyle bir çalışmam var. Gidip görüşeceğim. Birçok konu var. Onların dosyalarını hazırlatıyorum. Size de haberdar ederim. Beraber gidersek ben de memnun olurum. Otogar için yeri bulduğun anda projeyi yaptırıyorum. Tamam. Zaten butik bir onun sözünü veriyorum. Yani seçimlere gitmeden açılışını yaparız. Yeter ki yeri bul. Otogar için diyorum. Erdemli Belediye Başkanımız da yer konusunda yardımcı olacak. Oraya da bir otogar sözü vereceğiz seçimden önce. Bekliyoruz. Evet, buradaki Marina'nın sorunu da o. Marina oldu, dev bir AVM. Bunlar resen yapılıyor Ankara'dan. Biz burada tabii olumsuz görüş bildireceğiz. Cumhur İttifak üyelerine de. Ve buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Yani bu işlerin kolay olmadığını Ankara'nın bilmesi lazım. Ya da daha açık konuşayım. Bizim bölgemizle ilgili alınacak kararların, resen alınacak kararların bölgemizi sıkıntıya sokacak kararlar olmaması gerektiği yönünde bizim takipte olduğumuzu söylememiz ya da belirtmemiz lazım, belli etmemiz lazım. Burada göstereceğimiz tavır da aslında bu. Yani biz burada bir AVM istemiyoruz. Orada marina yapılmasına kimse karşı değil. Zaten marina var da. Şimdi yatırım adı altında başka filmler çevriliyor. Sanıyorum buradaki komisyondaki arkadaşlarımızın muhalefet şerhi de bundan ibaret. Yani ben arkadaşlarımın da bütün meclis üyesi arkadaşlarımın da buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.